Herkese merhaba, ben Melis ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle her kadının bilmesi gereken 5 tane saç bakım ipucu paylaşmak istiyorum. Fark ettiyseniz, eğer kanalıma yeni değilseniz tabii ki, saç rengim bayağı açıldı. En son böyle bir açıklık yaptığımda geçen seneydi, Ağustos ayındaydı yine. Ve gözüm alışamadığı için bir iki hafta sonra yine koyulaştırmıştım. Bu sefer ama sanırım biraz daha uzun süre tutmaya çalışacağım. Bilmiyorum. Hala benim gözüm alışmadı buna. Balyaj yaptırdım. Bu daha çok ombre gibiydi. O yüzden tamamen üst tarafında şey yapmadı. Açmadı. Sadece daha çok dipleri koyu bıraktık. Daha önceden de böyle yaptırmıştım saçımı. Ama daha önceden yaptırdığımda bu kadar yukarı kadar çıkartmadık. Ve bu kadar açmadık. Rengin tam olarak ismini bilmiyorum. Sadece balyaj olarak geçiyor. Zaten Türkiye'de balyaj seneler boyunca yapılan bir şeydi. Ama Amerika'da son birkaç senedir popüler olmaya başladı. Bunu anlatma nedenim, biliyorum soracaksınız. Özellikle Instagram ve Snapchat üzerinden çok soruldu. Rengi kesimi falan. Saçımın kesimi de uzun kat diye geçiyor. En son Türkiye'deyken kestirmiştim ve Türkiye'deyken şu taraf çok ağır olmuştu. Bu sefer yeni kuaför buldum ve gerçekten çok sevdim kuaförümü. Biraz daha böyle hafifleştirdi ki katlarım böyle tak diye durmasın. Ve saç kesimimden çok memnunum. Renge sadece alışmaya çalışacağım. Ama bu kadar açık olduğu için ekstra bakım yapmam gerekiyor saçıma kesinlikle. Ve saçımı kestirdim. Bayağı bir 2 santim kesti. O yüzden bundan daha da uzundu saçım. Hatta saçımın uzadığını biliyorum. Çünkü şuradaki küçük minik saçlar bayağı uzadı. Bunlar yeni saç uzaması. Hatta görecek miyim ben? Şunu daha önceden yapamıyordum. Saçımın uzadığını buradan anlıyorum kesinlikle. Bu daha önceden bu kadar uzun değildi. Bu videoda sizlerle saçımı nasıl bu kadar hızlı bir şekilde uzattığımı paylaşacağım. Ve genel olarak, bakım olarak ne yaptığımı da anlatmak istiyorum. Daha fazla konuşmadan direkt ipuçlarına geçelim o zaman. Birincisi, hayat tarzımın kesinlikle saçımı ve cildimi etkilediğine inanıyorum. Bu demektir ki düzenli beslenmeye çalışıyorum, düzenli spor yapıyorum, düzenli de uyumaya çalışıyorum, vitamin alıyorum. Benim için en önemli şeylerden biri beslenme kesinlikle. O yüzden bu Hairburst isimli vitamini kullanıyorum ve sabahları bunu alıyorum. Sabahları da kendime bir bardak su koyuyorum ve onun içine de bir limon sıkıyorum. Zaten limonlu suyun faydalarını duymuş olabilirsiniz. Detokslamakta yardımcı oluyor, metabolizmanızı hızlatıyor. Aynı zamanda daha böyle sağlıklı cilde, sağlıklı saça kavuşmanıza yardımcı oluyor. Tabii ki vitamin olarak istediğiniz vitamini de kullanabilirsiniz. Ama bu Hairburst daha çok böyle saç uzatması için, saç sağlığı için yapılmış bir vitamin. Bunu aldığım sitenin linkini de aşağıda bir kutusuna koyarım. İçinde kolajen var, mineraller var, A, B, C, D vitaminleri ve amino asit var. Amino asit Türkçesi tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama bu saçınızı uzatmakta yardımcı olan bir şey. İçinde aynı zamanda biyotin var. Eminim daha önceden biyotini duymuşsunuzdur saç uzatmak için, tırnaklarınızı uzatmak için çok etkili bir vitamin olduğunu duymuş olabilirsiniz. İçinde var. Bunun 60 kapsül var içinde. Bunu günde 2 tane alıyorsunuz. Ben dediğim gibi sabahları alıyorum bunu. De bitmek üzere aslında. 2 günlük kalmış. Şöyle. Bu şekilde hapları da göstermiş olurum sizlere. Benim için etkili olduğunu düşünüyorum. En azından size gösterdiğim gibi yeni saçlarım bayağı uzadı. Daha önceden o kadar uzun değildi. İlk ipucu beslenmenize dikkat etmek, bol su içmek ve vitamin almak. İkinciye geçelim o zaman. Dusting. Bunun bir şey olduğunu, yani ismi olduğunu bir sene önce öğrendim ama gençliğimden beri yapıyorum. Çok kırık olan saçlara uygulamanızı tavsiye etmem çünkü çok işe yaramayacak. Eğer saçınız çok kırıksa, çok sağlıksızsa en iyi yapabileceğiniz şey saçınızı kestirmek. Eğer saçınızı daha hızlı ve daha sağlıklı bir şekilde uzatmak istiyorsanız kestirmeniz gerekiyor. Ama maalesef eğer çok sıklıkla kestirirseniz ve her zaman bayağı bir length
bayağı bir uzunluk alırsanız saçınızın uzadığını görmeyeceksiniz. O yüzden dusting, sadece bir saç parçası alıyorum, iki parmağımın arasına koyuyorum. Ondan sonra elimi oynatıyorum ve orada çıkan saçları, kırık olan saçları sadece uçlarını minik bir şekilde kesiyorum. Bunun zaten sadece uçlarımızda kırık olmuyor, bazen buralarda kırık oluyor. O yüzden böyle aynaya bakarak alıyorum elime. Şu anda hiç kırığım yok çünkü daha iki gün önce saçımı kestirdim. Ama kestirmeden önce haftada bir kere, her iki haftada bir kere falan yapıyorum. Çok sıklıkla yapmıyorum ve bunu her gün yapmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Böyle obsesif bir şekilde yapmayın ama fark ettiğinizde ya da haftada bir kere böyle 10 dakika ayırın saçınıza ve parça parça alın saçınızı, ondan sonra gördüğünüz kırıkları makasla kesin. Bu şekilde ben saçımı kuaförde 3 ayda bir kestiriyorum. Bazen 6 ay bile bekleyebiliyorum. Saçım hala uzuyor ama aynı zamanda sağlıklı da gözüküyor. Üçüncü ipucum da Hindistan ceviz maskesi. Eminim benim daha önceden bunu kullandığımı gördünüz. Eğer eviniz sıcaksa, mesela şu anda benim evim inanılmaz sıcak, arkamdan terler akıyor. O yüzden Hindistan ceviz yağım şu şekilde, sıvı şeklinde. Bu arada bitki dünyasından, Hande Polat bitki dünyasından almıştım Türkiye'den. Onu da linkini aşağıya koyacağım. 4.5 derece altında katılaşır ve 24 derecenin üstünde de böyle sıvı oluyor. Demek ki evim bayağı sıcakmış. Bunu daha önce sanırım pazar bakım rutinim videosunda göstermiştim. Ama bütün saçıma uyguluyorum. Ondan sonra işte yüz maskemi yapıyorum. Takılıyorum. Bayağı zaman geçmesine izin veriyorum. Ondan sonra saçımı yıkıyorum. Yıkamadan önce, yani suya değmeden önce saçım, ilk önce şampuanlıyorum. Bu şekilde yağı çıkartmak çok daha kolay oluyor. Yoksa direkt duşa girersiniz, saçınızı ıslatırsınız, üstünden şampuanlamaya çalışırsanız birkaç kere yıkamak zorunda kalıyorsunuz ve o zaman da bile tamamen çıkmıyor yağ. Ama ıslatmadan önce şampuanlarsanız, söz veriyorum, çok daha kolay bir şekilde yağdan kurtulacaksınız. Ve etkisini de kesinlikle göreceksiniz. Hindistan ceviz yağı hem saçınızı yumuşatıyor, hem besliyor, hem de hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı oluyor. Bu nedenle en sevdiğim yağlardan biri. Tabii ki Hindistan ceviz yağı da kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Argan yağıyla da yapabilirsiniz. Argan yağıyla tamamen böyle maske yapmak ama çok daha pahalı olur. O yüzden argan yağını tavsiye etmem. Hindistan ceviz yağında daha çok etki görüyorum. Zaten zeytinyağının kokusunu beğenmediğim için saçımda pek kullanmıyorum. O yüzden pek fazla kıyaslayamam sizlere. Ama benim tercihim Hindistan ceviz yağı ve birçok kişiden duyduğum şeyde, özellikle sizlerden gelen yorumlarda, denedikten sonra çok memnun kalmışsınız ve saçınızın uzadığınızı görmüşsünüz diye bana belirtmiştiniz. O yüzden de çok mutlu olmuştum. Denemediyseniz daha henüz denemenizi tavsiye ederim. Dördüncü ipucum da duşa girmeden önce, saçınızı yıkamadan önce uçlara ya bir bakım yağı ya da bakım kremi ya da Hindistan ceviz yağı olabilir. Onu uyguladıktan sonra duşunuzu alıp saçınızı yıkayın. Çünkü saçımız kirlendiğinde, terlediğimizde, yağlandığında üst tarafında yağlanıyor. Dipler yağlanıyor, dipler kirleniyor. Ama genelde o kadar kirlenmiyor. Yukarıda yağ ürettiği için kafamız, saçımız daha çok besleniyor ve uçlar çok kuruyor. Bu nedenle saçınızı şampuanlamadan önce eğer bir bariyer koyarsanız, bir krem kullanırsanız ya da yağ kullanırsanız uçları yine yıkamış, temizlemiş olacaksınız ama gerektiğinden fazla şampuan uygulamış olmayacaksınız. Çok fazla şampuan kullandığında özellikle böyle çok köpüren, sulfate içeren şampuanları kullanırsanız saçınızda gerekli olan yağları çalmış oluyorsunuz. Bunu engellemek için bu nedenle uçlarına krem ya da bakım yağı uyguluyorum saçımı şampuanlamadan önce. Ve saçınızı şampuanlarken biliyorum genelde sadece şöyle tepeden yıkıyorsunuz. Normalde insanlar öyle yıkıyor. O yüzden tahmin ediyorum. Onun yerine ama tabii ki tepeden yıkayın ve alttan da şu şekilde yıkamaya dikkat edin. Çünkü terlediğinizde zaten şuradan terliyorsunuz değil mi? Mesela ben şu anda terliyim ve o alt kısmı bayağı ıslak. Ve bu şekilde şampuanladığınızda saçınızı da
daha çok hacimli olacağını göreceksiniz. Size söz veriyorum. Ve saçınızı şampuanladığınızda şampuanı üst tarafa uygulayın. Yıkarken zaten aktığında geri kalan saçınızı yıkayacak. O yüzden böyle dipten uca kadar şampuanlamak zorunda değilsiniz. Beşincisi, saçınızı çok daha az sıklıkta yıkamanızı tavsiye ederim. Eğer her gün yıkıyorsanız saçınız çok fazla yıpranacak, çok fazla kuruyacak. Onun yerine her iki günde bir yıkamanızı tavsiye ederim. Hatta 3 gün bekleyebiliyorsanız çok daha iyi olacak. Buna yardımcı olması için de genelde ben kuru şampuan ve kuru bakım yağı kullanıyorum. Bundan da daha önce bahsetmiştim. Ama bazen kuru şampuan bile yeterli olmuyor. Özellikle spor yaptığımda, terlediğimde kuru şampuan beni kurtarmıyor ve biliyorum ki eğer her spor yaptığımda saçımı şampuanlarsam saçım çok yıpranıyor. Onun yerine sadece ben tepe kısmını yıkıyorum ve ondan sonra kurutma makinesiyle elimden geldiği kadarıyla fön çekmeye çalışıyorum. Bu şekilde saçım zaten çok daha hacimli, çok daha temiz ve çok daha bakımlı gözüküyor. Tepeyi yıkadığınızda en ilgi göstermemiz gereken yer temizleniyor. Bu şekilde saçım yeni yıkanmış ve gerçekten böyle zaman harcamışım gibi gözüküyor. Saçımı kurutma makinesiyle tamamen kurutmaya çalışsam hem kolum ağrıyor hem terden böyle sırılsıklam oluyorum hem de en az yarım saat alıyor. Çünkü saçım sadece uzun değil, kalın ve fazla bir şekilde. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Eğer faydalı bulduysanız ve bir arkadaşınızı tavsiye etmek istiyorsanız ben de çok sevinirim. Ve kanalıma henüz abone olmadıysanız o abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Bu şekilde yeni videolar çıktığından haberiniz olur. Eğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmiyorsanız hepsinin linki aşağıda bilgi kutusunda olacak. Genelde Snapchat'te ve şimdi Instagram Stories olduğu için daha sıklıkta yeni keşfettiğim ya da günlük kullandığım ürünleri de paylaşıyorum. Eğer dikkatinizi çekiyorsa, ilginizi çekiyorsa oradan da takip ederseniz bu tür şeyleri göreceksiniz. Tabii ki günlük hayatımda da böyle daha çok vlog tarzı şeylerde paylaşıyorum orada. Seyahatlerimde ya da günlük San Diego yaşam hayatımı falan paylaşıyorum. Yine çok konuştum Melis. Dediğim gibi umarım faydalı bulmuşsunuzdur bu videoyu. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye!